Tacir ile İfrit'in Öyküsü. Şehrazat söze başlayarak şunları anlatmış. Ey bahtı güzel şahım, vaktiyle tacirler içinde pek çok serveti ve tüm ülkelerde ticari ilişkileri olan bir tacir varmış. Bir gün atına atlayıp işinin gerektirdiği bir yere gitmek üzere yola çıkmış. Sıcak pek fazla olduğundan bir ağacın altında oturmuş. Eline azık torbasına sokarak oradan birkaç lokmalık yemek ve hurma çıkarmış. Hurmaları yiyip bitirince çekirdeklerini ileriye fırlatmış. Ama birdenbire önünde uzun boylu bir ifrit belirmiş ve kılıcını sıyırarak Tacir'e yaklaşmış ve haykırmış, ayağa kalk, çocuğumu öldürdüğün gibi ben de seni öldüreceğim, demiş. Tacir, ona ben senin çocuğunu nasıl öldürebilirim, diye sorunca ifrit, hurmaları yiyince çekirdeklerini fırlattım. Çekirdekler oğlumun göğsüne çarptı, onu yaraladı ve hemen oracıkta öldü, demiş. Bunun üzerine Tacir ifrite, bil ki ey yüce ifrit, ben inanç sahibi bir insanım, Yalan nedir bilmem ve de çok zenginimdir. Çocuklarım ve bir de eşim var. Sonra evimde bana emanet edilmiş mallar bulunuyor. Bana izin ver, evime gidip bende hakkı olanların hesaplarını göreyim. Bunları tamamlayınca yıl sonunda sana geri dönerim. İşte sana işim bitince geri döneceğimi vaat ve yemin ediyorum. O zaman bana istediğini yapabilirsin. Allah bu söylediklerimin tanığıdır demiş. Ecinli ona güvenmiş ve tacirin ayrılmasına izin vermiş. Tacir ülkesine geri dönmüş, tüm bağlantılarından kurtulmuş, herkese hak ettiğini vermiş, sonra da karısına ve çocuklarına başına gelenleri anlatmış, ana babası, karısı ve çocukları hepsi birden ağlamaya başlamışlar, sonra da tacir vasiyetnamesini hazırlamış, o yılın sonuna kadar yakınlarıyla birlikte yaşamış, bu sürenin sonunda yola çıkmaya karar vermiş. Kefenini koltuğunun altına sıkıştırarak yakınlarına, komşularına veda etmiş, burnunun dikine yola koyulmuş. O zaman yakınları ona ağlayıp çırpınmış, matem haykırışları koparmışlar. Tacire gelince yoluna devam etmiş ve söz konusu olan bahçeye girmiş, o gün yeni yılın ilk günüymüş, oturup kötü bahtına ağlarken, yanında boynu zincirli bir ceylan sürükleyerek bir şey çıka gelmiş, Tacir'i selamlamış ve ona mutlu bir yaşam diledikten sonra, ecinlilerin barındığı bu yerde tek başına oturmanın sebebi nedir, diye sormuş. Bunun üzerine tacir ifritle olan serüvenini ve burada oturmasının nedenini ona anlatmış. Ceylan'ın sahibi şey, buna çok şaşırmış ve vallahi. Senin inancın büyük bir inançmış. Öykün de öylesine olağanüstü ki, iğneyle gözün iç köşesine yazılsa, düşünceye saygı duyanlar için üzerinde durulmaya değer bir konu olurdu, demiş. Sonra onun yanına oturup, vallahi, ey kardeşim, ifritle serüveninin sonunu görmedikçe yanından ayrılmayacağım, demiş ve gerçekten oturup onunla konuşmaya başlamış ve onu derin bir üzüntüye ve fırtınalı düşüncelere kapılarak korku ve dehşetten bayılacak gibi görmüş. Ceylan'ın sahibi onunla oturup dururken, birdenbire siyah renkli iki tazıyla ikinci bir şey çıka gelmiş, yaklaşıp ikisini de selamlamış ve onlara, Ecin'le uğra olan bu yerde ne yaptıklarım sormuş. Bunun üzerine ona öyküyü baştan sona anlatmışlar ancak o da yanlarına henüz oturmuşken yedeğinde doğru renkte bir katır bulunan üçüncü bir şey onlara doğru gelmiş. Selam verip bu yerde oturmalarının nedenini sormuş. Onlar da başından sonuna kadar öyküyü anlatmışlar ama anlatılanı burada tekrarlamanın hiç yararı yok. Tam o sırada bir toz çevrintisi yükselmiş ve çayırın ortasına doğru şiddetli bir fırtına esmiş. Sonra toz dağılmış ve elinde iyice bilenmiş bir kılıçla söz konusu olan Ecinle ortaya çıkmış. Gözleri kıvılcım saçarak onlara yaklaşmış ve aralarından taciri çekip alarak ona. Gel demiş, gel ki sen benim yaşantımım soluğu, yüreğimin ateşi çocuğumu nasıl öldürdüysen, ben de seni öylesine öldüreyim. Bunun üzerine tacir ağlayıp yakınmaya başlamış, üç şeyh de onunla birlikte ağlayıp inlemeye ve hıçkırmaya başlamışlar. Ceylan'ın sahibi ilk şey, sonunda yüreklenerek Ecinli'nin ellerine sarılmış, ey Ecinli, ey Ecinli padişahlarının başı ve başlarının tacı sana bu ceylanla olan serüvenimi anlatır ve sen bundan etkilenirsen, karşılığında, beni bu tacirin kanının üçte birini bağışlayarak ödüllendirir misin, diye sormuş. Ecinli, evet, hiç kuşkun olmasın, sayın şey. Bana öyküyü anlatır, ben de onu olağanüstü bulursam, tacirin kanının üçte birini bağışlarım, demiş. Birinci şeyhin öyküsü. Birinci şey şunları anlatmış. Bil ki yüce ifrit şu gördüğün eylem benim amcamın kızıydı ve benim etim, kanım gibiydi. Onunla daha pek gençken evlendim ve birlikte 30 yıl yaşadık. Allah ondan çocuk sahibi olmamı istemedi. Bunun üzerine bir kariye edindim. Allah'ın lütfuyla bana dolunay kadar güzel bir oğlan çocuğu doğurdu. Hoş gözleri, birleşik kaşları ve kusursuz bir yapısı vardı yavaş yavaş 15 yaşında bir delikanlı oluncaya kadar büyüdü. O sırada önemli bir iş için uzak bir kente gitmek zorunda kaldım. Amcamın kızı, şurada gördüğünüz Ceylan, çocukluğundan beri büyücülüğe ve sihir sanatına kendini kaptırmış imiş, sihirbazlık bilgisiyle, oğlumu buzağa, annesi olan cariyeyi de ine dönüştürmüş, sonra da bunları çobanımızın bakımına terk etmiş, ben, uzun bir süre geçtikten sonra geziden döndüm, oğlumdan ve annesinden haber sordum, amcamın kızı bana, kariye öldü oğlum kaçtı, nereye gittiğini bilmiyorum, dedi. Bütün bir yılı yüreğimin acısıyla, gözüm yaşlı geçirdim. O yılın kurban bayramı gelince, çobandan, bana semiz bir inek ayırmasını söyledim. Bana iyice semiz bir inek getirdi ama bu, şu ceylanın büyülediği cariyem diyenlerimi kıvırdım. Giysimin eteklerini topladım ve bıçak elde, ineği kurban etmeye hazırlandım. Birdenbire bu inek inlemeye ve alabildiğine gözyaşları dökmeye başladı. Bunu görünce duraksadım. Onu kurban etmesini çobandan istedim. İsteğimi yerine getirdi. Sonra da derisini yüzdü. Ama onda ne et ne de yağ bulduk. Sadece deri ve kemikten oluşmuştu. O vakit, bunu kurban ettiğime pişman oldum. Ama pişmanlık neyime yarayacaktı? Bunun üzerine onu çobana verdim ve dedim ki, bana iyice yağlanmış bir buzağı getir. O da bana büyüyle buzağı haline getirilmiş oğlumu getirdi. Bu buzağı beni görünce ipini kopardı, bana doğru koştu, ayaklarımın ucunda iniltilerle, gözyaşlarıyla yuvarlandı. Ona acıdım. Çobana bana bir inek getir, bunu bırak dedim. Anlatının bu noktasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş, verilen izinden daha fazla yararlanmadan yavaşça susmuş. Bunun üzerine kız kardeşi Dünyazat, ablacığım, anlattıkların ne kadar tatlı ve zarif ve zevki nasıl okşuyor, bilsen demiş. Şehrazat, ama bunlar eğer hükümdarımız beni bağışlar ve hala hayatta olursam, yarın akşam ikinize anlatacaklarımın yanında hiç kalır diye yanıt vermiş. Şah da kendi kendine, vallahu öyküsünün sonunu dinlemeden onu öldürmeyeceğim, demiş. Sonra Şah Şehriyar ve Şehrazat Gece'nin geri kalan bölümünü birbirlerinin kollarında geçirmişler. Bunu izleyerek Şah, adalet dağıtmak üzere divana başkanlık etmeye gitmiş. Orada vezirin, kolunun altında öldüğüne inandığı kızı için hazırladığı kefenle gelmiş bulunduğunu görmüş. Ancak Şah ona bu konuda hiçbir şey söylememiş ve adalet dağıtmaya devam etmiş ve kimilerini yeni görevlere atarken, kimilerini de işten el çektirmiş ve bu gün sonuna kadar sürmüş. Vezir ise vesveseliymiş, şaşkınlığının sınırlarına ulaşmış. Divan dağılınca Şah Şehriyar Sarayı'na dönmüş.